Arkadaşlar merhaba. Herkese merhaba. Biz yine köye geldik. Bugün köyde babamlar mısır asadı yapacaklar. Bugün önemli bir gün. Çünkü ekilen mısırlar artık hasat mevsimine girdi arkadaşlar. Yaz dönemini geçirdik. Eylül de bitti. Artık ekimin başlarındayız. Fakat bu sene biraz erken olmuş herhalde mısırlar. Söylenene göre. Biz mısırın ekim zamanını çekememiştik. O zaman tabii aklımızda böyle köy stajı gibi bir fikir yoktu. Şimdi köy stajı fikrine başladığımızdan beri elimizden geldiğince bütün tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerini çekim yapıp göstermek istiyoruz sizlere. Bundan önce sizlere hayallerimizden de bahsetmiştik biz de. Kolum koptu şu an, hayalleri boşaldı. Zaten Sakarya Nehri'nin setine doğru çıkıyoruz şu an. Babamlar bizden önce geçtiler biçer döverci amcayla. Biz hiç bilmiyorum, sürekli sola doğru devam ediyoruz. Yani hiçbir şekilde sağ yol tercih etmedik. Ve çok da dar bir yol. Az sonra size de çekip göstereceğiz inşallah. Bu yoldan değildir diye düşünüyorum. Bu yoldansa eğer gerçekten çok zor bir yol. Biz en iyisi size yolu gösterelim. Bugün makyajlı olduğum için kusura bakmayın. Çünkü aslında köye normal bir şekilde gelmiştik bugün. Ben yine köy stajı kıyafetleriyleyim. Evet. Artık. Ama üniforma oldu bunlar bana. Benim biraz şey oldu yani, böyle karambole geldi bugün, o yüzden görüşmek üzere. Ben size biraz da yolu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz az önceki yol biraz daha, bir tık daha genişlemiş durumda. Şöyle göstereyim. Burada tarlalar var. Bu yanımızda Sakarya Nehri var. Şu anda çok fazla görünmüyor. Set yolu üzerindeyiz. Set denilen bir yol üzerindeyiz. Burada iki araç karşılıklı karşılaştığında böyle değişik cep alanlar var. Ya da hiçbir şey yok. Biraz biri ucunu öne doğru veriyor falan gibi, böyle bir zorlu yalnız hareketlerle geçiş yapıyorlar. Galiba tarlayı bulamayacağız da. Babam binin arabaya gelin dedi. Devam ediyoruz. Ne tarafta olduğunu da bilmiyoruz ama buralarda sanki bir biçerde var gördüm. Oraya doğru gidiyor. Bakalım ne kadar mısır çıkacak. Yani gerçekten daralan yollar var. Daralan yollar var da bence biz doğru tarafta değiliz ya. Bak şuradan Sakarya Nehri gördük. Aa evet. Nehri gördük. Sakarya Nehri buradan ne kadar görünüyorsa artık. Biz yanlış yoldaysak buradan nereden döneceğiz acaba? Aa. Burası değil ki. Ama sanki doğru yerde olabiliriz gibi geliyor. Çünkü bir biçer döverler göründü artık. Değil değil, burası değil ya. Sen lütfen önüne, bence önüne bak. Dönelim ya. Bu kadar ta cami var burada. Köyün içine geldik. Dön. Bir babamı da arayalım mı bu esnada? İnat etmeden. Aa çok güzel bir öğretmenler var. Çok geriye gitme, çok geriye gitme. Marmara'nın verimli mısır tarlaları. Taraftaymışız. Yanlış taraftan gitmişiz işte, yolu bulamadık. Döndürmeye çalışıyormuş. Biraz daha dur. Geriye doğru biraz daha. Merhaba. Gel 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 gel. Tamam tamam tamam. Devam ediyoruz. Arkadaşlar tekrar yola koyulduk. Aslında gittiğimiz yol doğru yolmuş. Tekrar devam ediyoruz. Yolumuza da bakalım. Sollama da yok. Sağ olun. Doğru. Bugün efsane bir videoyla daha sizlerleyiz. Bugün mısır. Alo baba, bir tane yol ayrımına geldik. Sağ taraf, sağ tarafta kum ocağı gibi bir yer var. Baba.
bir tane yol ayrımına geldik. Bir taraf kum ocağı gibi bir taraf. Diğer tarafta iki... Kum ocağı tarafına mı? Yukarıda, tamam. O taraftan geliyoruz. Efendim? Evet, var. Tamam, tamam, tamam baba. Arkadaşlar biz daha yoldayız. Bayağı bir süredir yoldayız. Tarlayı bulamadık. Aslında belki de 10 dakikalık, 15 dakikalık bir mesafede ama bayağı dağlara doğru devam ediyor şu anda yolculuğumuz. Evet. Önümüzde de bir tane biçer dömerle kamyon var. Az önce aslında yol verdiler bize fakat biz telefonla babamı aradığımız için onların bize yol verdiğini anlayamadık. Durdu adam. Ve geçemedik. Şimdi ve durdular. Çok dar bir yoldayız şu anda. Tek sıra en önde biçer dömer var. Arkasında kamyon, arkasında biz böyle ilerliyoruz şu anda. Bunlar da durdular. İşte böyle. Köyde bile olsan trafiğe takılıyorsun. Sen trafiğe takılıyorsun. Hasat zamanı akşam böyle. Akşam iş çıkışı saati. Evet. Mecburen yapacak bir şey yok. Hasat zamanı demek böyle oluyor. Neyse, açıldı. Devam ediyoruz. Çok güzel İçeride yalnız. İçeride var yanaşıyor. Şurada börden mi yesek acaba? Börden yiyebiliriz, evet. Geçişler çok zor diye söylüyorlardı. İşte böyle oluyormuş. Traktördeki amca bayağı içeri doğru girmiş. Meğer evet, trafiğin sebebi oymuş yani. Biraz daha içeri doğru girse galiba devrilebilirmiş, evet. Bulunduğumuz yol bir set gibi. Sakarya Nehri'nin taşmaması için, taşıp da tarlalara zarar vermemesi için yapılmış bir set. Tabii bunun üstü yol olarak yapılmış. Lakin tek şerit bir yol. Biz de böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Şurada sanki ileride gidiyoruz. Bizimkiler orada ileride, evet. Bizimkileri gördüm sanki. Ama ulaşamıyoruz bir türlü. Çünkü yine bir geçişme daha yaşanıyor galiba önümüzde. Orada bir amca görüyorum. Kaç kere dedim sana Yandex'ten trafik durumuna bak da öyle çıkalım. Niye bakmıyorsun trafiğe? Aman hiç değilse köydeyiz yani. Değil mi? Evet, kesinlikle şehirde öyle. Şehirde korna sesi. Şu sesi, bu sesi yok. Mis gibi. Bir biçer döver şu an tarlaya iniş yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Kolay gelsin. İnşallah kurtarırsa. Çok korktum şu anda. Bu tarafa doğru biraz daha gel istersen. Ay çok korktum. Sağ olun, çok teşekkürler. Orayı ben kontrol edeyim istersen önce. Yok, bir şey olmaz. Şöyle yapalım. Çok girme ama, bilemezsin. Emniyet kemerimi de çıkarttım şu anda. İnsanlar bir araç olarak gördükleri zaman nasıldı, hemen yer vermeye çalışıyorlar değil mi? Yol vermeye çalışıyorlar. Tabii. Gerçekten helal olsun. Neyse, İstanbul'da şehir trafiğinde alsana o yolu. Tabii gibi. Canım. Ya da herhangi bir yerde İstanbul'da yer geçelim. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Yolun buradan sonrasını arabamızı park ettik. Belli bir yürüyerek devam edeceğiz. Genişlikteki alana, evet. Mısır hasadına geldik. Babam şurada biçer döverin içinde. Şu tarafta. Ama şu tarafı da gösterirsek. Bayağıdır çekim yapmamanın verdiği bir şey işte bu. Acemilik. Karşılarında kamyon giriyor. Aa, buradan giriş var mı? Tamam bak, süper arabayla işte. Arabayla buradan girsen? Arabayla bence girmeyelim. Ya arabayla belki de girecektik ama girmeyelim madem. Bilmiyorum, çok kararsızım. Burada yine bir geçme mücadelesi var. Kamyonların biri gidiyor, biri geliyor şu an. Yüklemeler devam ediyor. Biçer döver biçtikçe. Tarlamız biçiyor. Hadi gidelim o zaman. Evet. Arkadaşlar mısırların yattığı yerler oldu. O kısımlarda böyle biçerken zorluk çıkartıyor.
Dolayısıyla böyle elle yardımcı olmak da gerekebiliyor. Makine normalde daha fazla biçebileceği alanı olması gereken sürede biçemiyor. İşi zorlaştırdığı için ve engellediği için. Evet, mısır hasadındayız bugün. Mikrofonu böyle tutuyorum, kusura bakmayın. Dur bir dakika. Malum çalıştığımız için tarlada. Evet. Tarlada mikrofon kullanımı çok zormuş bu arada. Köyle alakalı video çekecek arkadaşlara şimdiden söylüyorum. Kablolu mikrofon kullanma. Duygusal bir an değil mi? Evet, çok duygusal. Bu arada Seda diyor ki çok duygusal bir an değil mi? Evet, çok duygusal. Kaç aydır bunların yetişmesi için her türlü bakımını yapan, gübresini atan, otunu temizleyen, ilacını atan. Şimdi artık hasat zamanı geldi. Çiftçimiz mısıra hasat ediyor. Babam da hasadıyla ilgileniyor. Allah bol bereket versin bütün çiftçilerimize. İçeride var gitti. Biz yine burada tarlanın ortasında kaldık. Hep diyoruz ya biz seninle, hayatta hiçbir şeyin sonucunu böyle almıyorsun. Ya bu kadar net tabii bir şekilde de. Değil mi? Ne diyorsun? Ektin, biçtin, hasadını yaptın, evet. Mahsulün elinde. Tabii ki inşallah güzel paraya satılır. İnşallah hakkını da alır çiftçimiz. Yani sadece bu... Üretmek çok çok önemli babam gerçekten. Babam için demiyorum, yok, babam genelde demiyorum. Bütün çiftçilerimizin inşallah bu sene hasadı iyidir. Kesinlikle. Yani fındıktı, pamuktu, mısırdı, arpaydı, buğdaydı, her şey için umarız öyle olur. Çünkü üretim bir ülkenin her şeyi. Biz buna evet. Kesinlikle yürekten katılıyoruz. Yani ve çiftçimizin mümkün olduğunca korunması lazım, desteklenmesi lazım. Biz bir nebze kendi çapımızda bir bunları göstermeye çalışıyoruz ama bizim çabamızın haricinde büyüklerimizin de bunları görmesi lazım. Evet. Biz şimdi bugün mısır hasadını çekmeye geldik fakat belli bir saati var tabii. Biçer döverinde kamyon da bekliyor. Belli bir saate kadar bunları bitirip yapabildikleri maksimum seviyede mısırı buradan kaldırmaları lazım. O yüzden biz şimdi biçer döverin tepesine bineceğiz dedik ama binemiyoruz maalesef. Bir an önce bitsin gözüyle bakıyor babam da. Bunlar acaba şey olur mu ya, pıt pıt mısırı? Pıt pıt mısırı... Olmaz ama bu. Yani biz bunları eskiden sobanın yanında kurutup bekletiyorduk, ufalıyorduk. Sonra pıt pıt mısırı oluyordu ama bu o değil sanırım. Yok bu o değil, bu sanayi tipi mısır. Evet. Yağ ya da sanayi ürünlerinde kullanılan mısır. Kaç 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 kaç. Aman Allah'ım. Çok fena atıyormuş gerçekten. Mısır koşanı geldi başımıza. Biçer döverin biçemediği mısırları biz şimdi kendimiz toplamaya çalışacağız. Toplayabildiğimizi toplayıp burada yine bir çerdöverin içine atacağız. Tane olarak ayıracağız bunları. Arkadaşlar merhaba, bugün buraya mısır hasadı için geldik. Gördüğünüz gibi size de mini bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Çok üşüdük, çok yorulduk. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Çok fazla bir iş yapmadık aslında ama çok acıktık. Üşüdük. Üşüdük, acıktık, yorulduk. Evet. Eve dönüyoruz şimdi. Babamlar devam ediyorlar hasada. Biz de eve geçeceğiz. Önümüzdeki haftaya çok güzel bir video geliyor.
Ondan sonraki haftaya da, yapabildiğimiz sürece köy stajı devam edecek. Hoşçakalın. Görüşürüz.